Baba, ya ben bu ay ancak bu kadar toplayabildim. Çok eksiğimiz var mı? Yok kızım. Ben gerisini bugünkü hasılattan hallederim. Sen kendine dert etme. Senetlerin günü geçeli 2 gün oldu. Daha aramadılar mı? Yok kızım, aramadılar. Tamam ama ararlarsa söyle mutlaka, tamam mı? Olur kızım. Ben de bugün çay yetiştiremiyorum. Gideyim de yeni bir çay demleyeyim. Ya ben de onu soracaktım. Kahve niye bu kadar kalabalık bugün? Muhtar toplamış herkesi. Bir inşaat şirketinden gelip konuşacaklar mıymış ne? Allah Allah. Ne konuşacaklarmış ki? Ben de bilmiyorum ki. Herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun oturun, bir şey ikram ediyorum. Sağ ol. Fazla vaktimiz yok zaten. Ben Gökhan Aksoy. Ustabaşı İnşaat'ın proje yöneticisiyim. Hani şu mahallenin bitiminde büyük bir inşaat projesi var. Herhalde bilmeyen duymayan yoktur değil mi? Modern, konforlu ve de akıllı evler yapıyoruz. Biliyoruz, biliyoruz. Gördük. Koca koca binaları diktiniz oraya. İşte o evleri ustabaşı inşaat olarak biz yapıyoruz. O evler projenin ilk etabı. Bu projenin bir de ikinci etabı var. Evlerin yanı sıra spor tesisleri, park, bahçe gibi planlarımız var. Evet, işte biz bu planları bu mahalleye yapacağız. Nasıl olacak bu iş? Burada boş arazi yok ki. Biz de zaten bunun için geldik. Biz şirket olarak bu mahalledeki bütün evleri satın alacağız. Ne diyor bu ya? Bizim evleri satın mı alacakmış? Bey amcacığım, bak bu mahalle bayağı eski. Hiçbiri yenilenmemiş. Haliyle sokaklar da bakımsız, değil mi? Hatta sokaklar o kadar dar ki belediye çoğu sokaklara hizmet bile götüremiyor, değil mi? Eğer evlerinizi bize satarsanız, bizim size verdiğimiz paralarla kendinize daha iyi bir yerden daha güzel bir daire alırsınız. Hadi canım, biz de, sen de bu mahallenin çehresini değiştiririz. Siz hiç merak etmeyin. Ustabaşı inşaat olarak biz hiç kimseyi mağdur etmeyiz. Edemezsiniz de zaten. Ayşe, uğraşma şu kızla artık Allah aşkına. Bak herkesin huzurunu kaçırıyorsun, kurban olayım ya. Hayır, ben mi kaçırıyorum herkesin huzurunu Tekin? Ya ben öyle mi dedim? Ben anladım, anlayacağım, tamam. Anla. Selam. Müsait misiniz, gelebilir miyim? Aa Umut, gel. Gel gel, geç otur şöyle. Gel oğlum. Hoş geldin. Ne içersin? Çok teşekkür ederim, hiçbir şey içmeyeceğim. Gamze'ye bir hediye almıştım, onu verip çıkacağım. Ya, gel biz o zaman biraz bahçeye gidelim de çocuklar baş başa kalsın. Hadi. İyi. Gamze, nasılsın? İyiyim. Nazar boncuklu bileklik mi? Yok. Bu senin değil. Seninki bu. Teşekkür ederim. Ne demek? Çok güzel. Akşam ne yapıyoruz? Çıkıp biraz eğlenelim mi? Benim Eren'in yanına gitmem gerekiyor. Ama yarın, olur mu? Olur. Söz ama. Söz. Hadi görüşürüz. Sarma yaparım. Köftemi de özlemiştir Umut şimdi benim. Köfteyi fırında mı yapsam, tavada mı acaba? Aa, kavurmayı da çok sever. Sen ne dersin bacım? Bacım. Bacım iyi misin? İyiyim. Tır tır titriyorsun sen.
Tansiyon durum. Böyle tansiyon mu olur? Az önce bir şeyin yoktu. Hadi. Hadi hemen doktora gidelim. Yok 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 Nebahat, geçer şimdi, geçer geçer ne olur. Geçer. Kerimem. Bak sen hiç böyle olmazdın. Tansiyon falan değil bu. Hadi. Hadi gel. Hemen doktora gidelim. Ne olur Kerimem hadi. Hadi gel, ben seni tutarım. Gel. Tamam tamam. Gel. Tut. Tut. Gel. Yavaş. Gel. Gel canım. Hay Allah'ım yarabbim. Nasıl olacak bu iş? Ne yapacağız şimdi biz? Bunlar dedi diye evlerimizden düşecek miyiz? Evlerin paralarını da vermiyor burada. Ne çıkması, İnsanlık kalmamış nereye bunlarda. Nereye çocuklar perişan. Nereye gidiyor? Durun. Bu saatten sonra? Bir sakin olun. İstemediğiniz müddetçe evlerinizden çıkmak zorunda değilsiniz. Şirketimizin size yaptığı ödemelerle daha yeni bir yerde, daha güzel evlerde oturmak varken, yani niye bu eski yerlerde oturasınız ki? Ha? Evladım, doğma büyüme buralıyım. Burada çalıştım, evlendim, evlatlarımı büyüttüm. Bu saatten sonra nereye gidebilirim ki? Canınız nereye isterse oraya gidersiniz amcacığım. Hı? Ev dediğiniz dört duvar değil sadece. Burada komşumuz var, ahbaplarımız var. Gittiğim yerde kimseyi tanımam etmem. Rıza amca doğru diyor. Benim de dükkanım var burada. Müşterim belli. Zar zor tutulmuşum, paramı kazanıyorum. Şimdi nereye gidip dükkan açayım ben? Cahil cahil konuşma İlmi. İyi para veriyorlar. Açarsın başka bir dükkan. Ben şahsen evimi satacağım. Ya diyelim ki Rıza amca gibi kimseler evini satmak istemiyor. Ama bazıları da sattı. Ya o zaman ne olacak? Proje duracak mı? Çoğunluk kabul ederse azınlığı da ikna ederiz. Nasıl olacak o iş? Nasıl olacak? Burnumuzun dibine dozerleri sokup baskı uygulayarak. Hanımefendi, hani müsaade edin de biz bu meseleyi erkek erkeğe konuşalım ya, değil mi? Niye? Kadınların konuşabildiği konu başlıklarına siz mi karar veriyorsunuz? Bakın, ben kabalık yapmak istemedim. Ama siz ikide bir de lafımı keserseniz ben derdimi nasıl anlatırım? Yo, siz derdinizi gayet güzel anlattınız. Buradaki herkes de anladı. Birinci etapta yaptıklarınızı gördük. Evlerinin değerinin altında para verdiniz. Herkes mağdur oldu. Çıkmayanları da baskı uygulayarak resmen kovdunuz. Oğlum, dünya kızım avukattır. Bu işleri hepimizden daha iyi bilir. Kızım, kestirip atma hemen. Belki öncekiler gibi olmayacak. Belki karlı çıkacağız bu işten. Kaç para vereceksiniz evlere? Bütün evlerin değeri teker teker arazilerin konumlarına göre değerlendirecek. Ama ben rakamları yüksek tutmak için elimden geleni yapacağım. Bizim bu vaatlere karnımız tok. Boş laf hepsi. Hadi oğlum hadi. Benim evim satılık değil. Benim dükkanım da. Vallahi ben mahallemden gitmem arkadaş. Siz isteseniz de, istemeseniz de bu proje yapılacak. Yerinizde olsam işi yokuşa sürmek yerine kabul ederdim. Karşınızda koskoca bir holding var. Her engelin üstesinden gelmeyi başarır evet. Sen bizi tehdit mi ediyorsun? Tehdit? Ben tehdit etmiyorum. Olacakları söylüyorum. Ne yaparsanız yapın, biz bu mahalleden çıkmayız, tamam mı? Gözümüzü korkutamazsınız bizi. Sizin gibi provokatörler çok gördük biz. Hepsiyle de bir şekilde baş ettik. Ağzını topla lan. Tayfun. Dur. İnsanların eline 3-5 kuruş para verip kandıracaksınız değil mi? Ama ben buna müsaade etmem. Şimdi defolup gidin buradan. Bas git, yoksa elimden bir kaza çıkacak. Bu burada bitmedi. Aferin kızım. İyi haddini bildirdin üçkağıtçıya. Kimse endişe etmesin. Buralar bizim tapulu malımız. Biz istemedikten sonra çivi dahi çakamazlar. Yıllar oldu hala bu döküntüyle mi uğraşıyorsun dervişim? Ne sen değişiyorsun ne tekne. Bitmez bunun iş. Aynı hayat gibi. Her gün bir derdi var. Kardeşim. Hoş geldin.
Ama bu sefer arayı epey açtın. Hayat sürüklüyor işte bir şekilde. Aynı bizim tekne gibi desene. Gel, geç otur. Ben sana diyorum be dervişim. Değiştirelim bunu diye. Sen dinlemiyorsun ki beni. Yenisini alacak olsam, onca zenginliği bırakıp neden burada yaşayayım ki? Sen şimdi buna bakınca külüstür görüyorsun ama ben yaşanmışlık görüyorum. Susmaya mı geldin, dinlemeye mi? Sence? Peki kardeşim. O zaman derin sessizliğimize bürünelim, tamam mı? Şimdi senin dil susar da aklın konuşur. Al bakalım. Sen konuşturursun. İyiyim, bırak kolumu. İyiyim canım, iyiyim. Hiç numara yapma bana. İyi falan değilsin. Ya sana kalsa doktora da gitmeyecektik. Ne gerek vardı zaten? Onca tahlil, test. Boşuna zaman kaybı. Ben bilmem. Doktoru duydun. Diyetine dikkat edeceksin. Stres, sıkıntı yok. Tahlil sonuçların çıkınca ilaçlarını da alırız. Nebahat. Bak, bundan kimseye bahsetmek yok, tamam mı? Yani şimdi durup dururken kimseyi telaşlandırmayalım. Hele bir tahlil sonuçlarım çıksın. Anlayalım, dinleyelim bakalım neyim var, neyim yok. Ondan sonra usulünce söyleriz. Hı? Sen gönlünü ferah tut. Ağzımı mühürledim bile. Hı? Hadi canım. Sen biraz dinlen. Ben de Esma'ya bakayım akşam için ne yapmış. Tamam canım.